sağlık aşkım. Zahmet oldu. Üf. Yeminler ederim bu sabah sana daha da aşığım kızım. Yeminler ederim. Ver bakayım kocana kahvenin yanında okkalı bir öpücük. İç şu kahveni ya. Hadi. Mal gibi kalıyorum ya ben böyle. Böyle kalıyorum ya. Bir öpücük için yalvartıyorsun, bozuluyorum ama artık ya. Bana bak, sen soğuk musun bana bu son zamanlarda? Sevmiyorum ben öyle mıç. İç şu kahveni, bak. Al içtim. Al. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Benim hala uykum var ya. Git yat uyu Taner. Git yat uyu. Aynı. Öptürme. Git yat uyu. Git yat uyu. Uyurum uyurum. Öpmeden uyurum. Çabuk aç. Teşekkürler. Ne yaparsın izninde? Hiç. Arkadaşlarımla buluşurum. Alışveriş falan. Bir gün sonra alsana iznini ya. Benim de izin günüm aynı gün ya. Peki şey ederim. Öf! Başladı gene. İç çayını. Barda alacağım. Kırıyorsa sura. Çabuk iç. İş var çok. Davay. Al bunu ya. Hep yandım ya. Daha karın yarık yapacağım. Yaktın beni bu ruhsat. Gel gel, al şuradan. Gel sen benimle. Lazım. Ha, bir ses var. Tamam tamam geliyorum. Dur. Peki. Kolay gelsin. Lan! Sen kimsin lan? Lan! Niye uyandı bu ya? Abicim topla 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 hadi bak. Adam silahlı ya. Kapat şimdi kapat kapat hadi. Dur! Dur! Lan! Lan! Gel lan buraya! Gel buraya! Lan! Senin... Taner Bey, ne oluyor? Kim taşınıyor ya? Benden habersiz taşınıyor musunuz? Selim Bey. Dayı tut seni. Tut! Tut seni. Ben dur, ben niye cebim? Yalan mı? Çık! Çık! Ulan bir ya, de ta... ben Karadeniz uşağıyım diyor. Ne sıkıyorsun lan deli manyak? Ya o kadar dedim sana, bu bilmeyenlere eline verme bu tabancayı diye ya. Oo! Oo! Ne oluyor? Oo! Ustam! Oo! Eşya getirdim. Bizim apartman. Kısmet apartmanı işte. Burası değil mi? Bura.
Bismillahirrahmanirrahim Melike Hanım. Cevdet. Kimse bana demedi tekrar apartmana taşınacağını. Niye sana diyecekmişiz biz? Sen muhtar mısın ki mahalleye gireni çıkanı sana haber vereceğiz biz? Ya iki bavul bir koltuk için bu abuk subuk kamyonu niye tuttun? Bana haber uçursaydın atlar gelirdim ben. Vallahi benim de niyetim kamyonun içini tıka basa doldurmaktı Cevdet'ciğim ama kocam uyandı son dakika. Abi sen şu motoru bir indiriver. Gerisini Cevdet halleder. Tabii tabii gerisi bende. Bavullar, koltuklar bende. Bir yardım et abi. Doğan. Ne haber? Standart. Hala mı? Allah ayırmasın. Standart iyidir. Yanlış. Standart adımı imha eder. Annemlerin yanına taşınıyorum ben yine. Hep taşınıyor gibi değilsin. Yani taşınan çok şeyin yok gibi. Ben varım ya. Daha ne olsun? İyi. Sormayacak mısın? Neyi? Yani ne oldu, niye geldim, kocam nerede falan. Yok, sormam mı lazım? Boşanıyoruz biz. Koydum Taner'i kapının önüne. Daha çok o koymuş seni gibi. Ha, bak sen. Görünüşe aldanma. Abla bunun anahtarları nerede? Ver de bir yere park edeyim. Abla dedi ya bana. Zekalı. Saygıdan ya. Zekayla alakalı bir durum değildir yani. Melike Hanım, ben bunu yukarı götürüyorum. Ay yaşlı insanlar gibisin Cevdet ya. Niye ki? Yapacağın şeyleri önceden söylüyorsun ya hani. Gerek yok. Çıkar hayatım yukarıya ya. Çıkar. Doğancığım. Ben kaçayım artık. Nasıl olsa buradayım. Daha çok görüşeceğiz. Tamam. Tamam. Taşınıyormuş Münfer üst kata. Tüm apartman onlarınmış. Peki çocukları var mı Cevdet abi? Melike dur bizi bekle kızım. ...9-18. Bu sabah 3 dakika geç kaldın oğlum, hayırdır? Bir komşu oyaladı da tam çıkarken. Oyaladı? Seni kim oyalayabilir ya? Seni biri oyalayacaksa sen evden erken çıkarsın. Söyle bakalım, kim bu seni plansız programsız oyalayan? Sen de beni plansız programsız oyalıyorsun şu an. Yarın sabah erken çıkarım, daha rahat oyalanırsın. Hay Doğan Bey, siz soruları böyle cevapsız da bırakmazsınız ama. Yo, bırakırım. Bence genellikle genellemeler de yanlış oluyor zaten. Yani... Ha. İyi o zaman, hadi hayırlı işler. Ya bizim işten hayrım var Muammer abi. Bir doktorlar, bir avukatlar. Biz milletin sıkıntılarından para kazanıyoruz. Lan oğlum, bu kadar memnun değilsen yapma. Gitme işe. Annem gebertir beni. Hadi hayırlı işler. Sürpriz. Hayırdır?
Hadi kalk. Gidiyoruz. Çalışıyorum Melike, görmüyor musun? Aman çalışıyormuş. Bırak o kokuyu ya. Sanırsın İsviçre'dir burası. Hadi kalk. Plan yapmamız lazım. Ne planı ya? Hani neydi bunun adı ya? Bir de mi çalışıyor bu? Ceylan. Ha Ceylan. Tabii ya. Yavru Ceylan gibi kaçar diyorsun ha? Sümük de ağlak bir şeydi ya bu. Yo değildi, gayet tatlı bir kızdı o. Aman neyse işte. Demek beraber çalışıyorsunuz ha? Sonunda ne aşıktı çocuk gene. Ne alakası var ya? Öyleydi öyleydi. Ama çok kıskanıyor. Haklı gerçi. Nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Ofis aşkı falan. Şimdi dip dibesiniz böyle. Sevgili olmuşsunuzdur falan ha? Ay bayılırım ofis aşklarına. Ya hadi yürü Melike ya. Hadi nereye gidiyorsak gidelim çabuk. Hadi. Doğan nereye? Çok kısa bir işim var. Hemen geleceğim. Yani bu dosyayla ilgili konuşacaktık. Konuşursunuz canım sonra. Kaçmıyor ya bir yere. Aa, duruyor. Hemen geliyorum. Yakışıyor mu hiç sana ya? Ne yakışıyor mu bana? Bu iş yani. Ne var işimde benim? Küçücük bir odada böyle gömülmüşsün masaya. Yine gereksiz küçük bir ilişkin var, o da belli. Ya biraz daha büyük düşünmenin vakti gelmedi mi artık? Senin gibi mi? Aynen Doğancığım. Benim gibi. Ya sen böyle küçük şeylerden mutlu olamazsın ya. Küçük şeylerle mutlu olmak diye bir şey yoktur Melike. Seni mutlu eden her şey büyüktür. Ben sana planımızı anlatayım Doğancığım. Meraktan yerimde duramıyorum, anlat. Mücevherlerimi alacağız. Ne komplike plan ya. Tek başına mı buldun bunu? Mücevherlerimizi alacağız. Nasıl yapacağız onu? Nereden alacağız? Evden alacağız Doğancığım. Hangi evden? Şimdi eve gidiyoruz. Mücevherlerimi alıyoruz. Ondan sonra kaçıyoruz. Kaçacağız mı? Gizlice mi gideceğiz eve? Bak gördün mü ne kadar komplike hale geldi bir anda. Demek ki neymiş? Erken konuşmayacak mısın Doğancığım? Eve nasıl gireceğiz ya? Bari arabayla gidelim, motorla afişe olacağız. İyi. Sonra da motoru bırakırız. Sen arabayla gideriz. Ah, lan kafamı kırdın ya. Bıktım ben. Burada mı oturuyordun? Hı-hı. Beğendin mi? Güzelmiş. Bu Taner'den ayrılma sanırım. Ya yürü git hadi halledelim. Dur dur, koruma var. Koruma var. Rozan'a ilaçla çay verdi yine. Yine derken? Yani iki tane armut kapı, ondan sonra hop, Allah rahatlık versin. Bu kadar insan yeter, hadi. Nasıl bir teşkilatsınız ya? Bana bak dur, Taner evdeyse ne yapacağız? Ya yok, o bu saatte evde olmaz. Amcası hapisten çıktı ya şimdi, onun yanındadır. İçerideyken soyduğunu anlamasın diye biraz böyle yalakalık falan yapıyordur. Beystaver'in soydu mu Taner? Yani teknik olarak soydu demeyelim de rakamlarla biraz oynadı diyelim işte. Direkt hırsızlık diyelim biz ona. Doğancığım. Biz burada muhabbet etmeye devam mı edeceğiz? Yoksa içeri girip mücevherlerimi alıp gidecektiniz. Ne çirkin laflar bunlar ya. Heyecan yaptım, ne yapayım, top çeviriyordum ben de. Niye heyecanlandın ya? Niye heyecan yaptım acaba? Doğru, ben her gün eve soyarım. Bugün ne olduysa bana. Ya o soyunun sayılmaz bir kere. Ben gireceğim, kendim alma alacağım, çıkıp gideceğim. İKK hak da bir suçtur. Ya belki. Yürü git hadi gel. Yürü. Melike, bu adam ölmüş olmasa hiçbir yaşam belirtisi yok bunun. Ya yan etkisi bu. Belirli bir süre hayati belirti göstermiyorsun. Bir şey yok. Gel. Bak ne yapmış görüyor musun? Kilidi mi değişmiş? Kilidi değişmiş. Ben gidiyorum. Gider gitmez ilk yaptığı şey kredi kartlarımı iptal ettirmek. Ondan sonra kapının kilidini değiştiriyor. Belki önce kapının kilidini değiştirmiştir. Sonra kredi... Neyse ne yapacağız? Önden sen çıkıyorsun. Biliyorum.
Kapının kilidini değişmiş, kasanın şifresini değişmemiş. İşte kapının kilidini değiştirdiği için kasanın şifresini değiştirmemiş. Ne? Ya kasanın şifresini değiştirseydi kapının kilidini değiştirmesine gerek kalmayacaktı. İkisini aynı anda yapmayacağız. Ay daha bir sus ya. Ne sesi? Kesin Tamer geldi. Hani amcasını yalakalıktaydı bu adam? Kız asılmış demek ki. Ne demek ki, o kadar soymamış, az soymuş. Biz seninle arka kapıya gidelim. Arka kapı neresi Melike? Önden gitsene, ben ön kapıyı daha yeni gördüm. Arka kapıyı göstereceğim sana, şimdi gel. Günaydın Taner Bey. Günaydın Taner Bey. Yalan. Günaydın Taner Bey diyorsun oğlum. Soyulmuşsun, soyulmuşsun deme girmişler lan komple. Ne günaydını? Özür dilerim Taner Bey. Biraz içim geçmişti ya. Oğlum iyice adet edindin lan sen bu uyuma işini. Lan evi soymuşlar diyorum. Kim soyar lan beni mi? Yukarı çıkmış, aşağıya da dokunmamış. Kim soyar oğlum beni? Kim? Melike. Kesin Melike geldi lan. Melike geldi mi lan buraya? Gördün mü Melike'yi? Ya ben kimseyi görmedim. Esneme lan! Melike geldi mi? Ya ben bir şey görmedim. Uyuyordum da Melike... Hah. Ya ben az önce Melike Hanım'ı gördüm. Yanımda da bir herif vardı. He? Ya o gerçek miymiş ya? Rüya değil miymiş o? Oğlum sen benim karımı niye rüyanda görüyorsun lan? Sen benim... Niye rüyanda görüyorsun oğlum? Seni öldürürüm. Allah belamı versin, öldürürüm seni lan. Bak beni döv Taner Bey, beni yine döv de yani. Bu kulübenin bir kapısı var ya, hep camdan camdan. Bir de akıl veriyor. Gir lan içeri de gel. Git, git. Bak bak ben sana şimdi esas tacımı göstereceğim. Baksana şuna ya, prenses mi oğlum? Ne be, derece almış aşiret gelini gibi. Çok güzel oldu be. Hah, bittik şimdi, vallahi bittik. Aa, ne oldu ya? Deli Saraylı gibi bütün çaldıklarını takıştırırsan olacağı o işte. Polis. Tamam tamam, yokmuş işte ya. Niye ağlanacak da? Bu kolay gelsin. Hanım seviyor da takıp takıştırmayı. Hanımınız mı? Kim? Hanımefendi. Yo. Hanım seviyor dediniz. Hanım değil mi? Erkek mi? Yani kadın seviyor desem kaba olacaktı. Ben böyle kibar olmak için hanım seviyor dedim. Ayrıca siz de hanım seviyor dediniz. Yoksa sizin hanımınız mı? Kim? Hanımefendi. Yok ya. Nereden benim hanım olacak? Siz hanım deyince ben sizin hanımınız olduğunu düşünmedim de ben hanım deyince siz niye benim hanımım olduğunu düşündünüz? Ben tam onu anlamaya çalışıyordum şu an. Beyefendi ne anlatıyorsun sen? Ben anlatıcı pozisyonda değilim aslında. Ben anlayıcı pozisyondayım daha çok şu an için açıkçası. Çık kardeşim. Çık. Yani şu an sırf bu kadınla evli olmadığım için mi zorla çıkarttırılıyorum dışarı? Çık kardeşim. Tamam, siz çık. De çıkın. Evli... Aa, evli olmamak suç mu ya? Hayatım çık. Ben şöyle geçtim. Ya ne yapıyorsun Amerikan buraya? Ya ne bileyim be. Dönüyorum. Dönüyorsun. Dönüyorsun. Şu çantayı getirsene bana. Kolay gelsin. Bunlar ne böyle? Kocamın, yani benim hepsi.
Hani evli değildiniz? Arkadaşım o benim. Arkadaşım, kocam değil. Ulan yoksa siz arkadaşınla bir olup kocanı mı soydunuz ha? Hayır öyle olmadı. Hiç öyle, öyle şey olmadı. Yok. Bakın ben anlatayım. Biz daha o zaman 5-6 yaşlarındayız. Bunlar bizim apartmana geldi melikeler. Bizim apartman diyorum da aslında onların apartmanı da. Biz onlardan önce orada oturduğumuz için bizim apartman diyorum. Aslında biz kiracıydık yani. Hala da kiracıyız gerçi de. Kiralar ne kadar arttı yalnız ya. Şaşar kalırsınız ya. Neyse bunlar afilli bir arabayla geldi. Bu daha böyle bu kadar. Geldi hök diye bir istifra yapmadı mı? Bayağı bildiğin kustu bu. Bu kusunca bak istifra dedim, bizim Yılmaz diye biri vardı amirim. Onunla bir gün barda oturuyoruz. Aslında ayaktayız da işte hani barda oturuyoruz denir ya genelde. Şimdi yıllar öncesinin hikayesini anlatırken ya bir gün Yılmaz'la barda ayaktayız falan desem tuhaf olacağı için ben Lan sus. Sus ya. Beynim şişti ya, bu da kafa ya. Nece konuşuyor anlamıyorum da. Avukatım efendim ben. Ne? Avukat. Evet avukatım, buyurun. Avukatım ben efendim, avukatım. Avukatım ben. Bu benim. Biraz orada sert bakmış gibiyim ama aslında benim yani. Bizde hırsızlık olmaz amirim. Kayboldu. Hadi kardeşim. Bir çantayı ben. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Aman ne komik Melike ya. Gözaltına alınıyorduk neredeyse. Alınmadık ama. Neticeye baksana sen. Teşekkür ederim. Neden? Bugün benim için yaptıklarından dolayı. Kim olsa yapardı ya. Başkası yapmazdı. Tacım. Güzel gülüyorsun kız, sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun. Karşında duramaz İran hiç kimse, bakışlarında sen herkesi görüyorsun. Tatlı dilin güler yüzün İran ki yürek otlatıyor. Farkında değil misin, herkes peşinden koşuyor. O tatlı dilin güler yüzün yana kaysaydı. Yeryüzünde bin yıldır uyuyan bütün yanardağlar patlamaya başlardı Melike Hanım. Allah korudu bizi vallahi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.